gördüğünüz gibi bu tüm kapıları kurmuş şimdi. Ben bu şehirde kimim? Aracımla ilgili için müdürlüğü. Bahçesine giremiyorum. Hepimiz şahit olduğumuz memurlar engel oldu. Dolayısıyla şeye baktığımızda burada X Partisi'nin adayı kalkıp İl Milli Eğitim adına ücretsiz deneme sınavı kendi reklamıyla, kendi ismiyle okullarda 12. sınıf sınıflarda lise öğrencilerine sınav yaptırabiliyor. Ve biz okulun içine, bahçesine, İl Milli Eğitim'in bahçesine giremiyoruz. Yani bizim sürekli söylediğimiz şey neydi? İktidarla biz burada herhangi bir partiyle yarışmıyoruz. Devletin bütün imkanlarıyla yarışıyoruz dediğimiz şey tam olarak izahatı budur. Durumuna bakıyorsun, parti, siyasi partiyi destekliyor. Polisine bakıyorsun, siyasi partiyi destekliyor. Bizler için herhangi bir şey yaptığımızda belki hepinizin dikkatini çekmiştir. X Partisi'nin aracı plakası kapalıdır, yasaya göre yasaktır. Ama il başkanlığı diye, AK Parti il başkanlığı diye plakayı kapatmış. Ben defaatle çekmişim. Trafik polisi, trafik memurluğu, hatta kendim şikayet ettim şehrin vekili olarak. Araçların plakasının kapalı olması yasak mı da değil mi diye. Yasaktır dediler. Şu araç şu anda plakası kapalı, niye plakayı açtırmıyorsunuz diye polis herhangi bir eylemde bulunmamış. Görüntülerim var elimde, kaydetmiş. Maalesef benim de artık şey yapıyordum. Hepiniz de şahit olmuşsunuz. Yine işte bu elimizdeki bir kitapçık, gördüğünüz üzere TYT. Hepiniz görüyorsunuz. Burada herhangi bir sorun yok. Açıyorsun. Ama şöyle çevirince görüyor musunuz arkadaşlar? Bir isim var. Kim bu? X Partisi'nden aday. Yani bu Milli Eğitim'in düzenlediği bir sınav ama siyasi parti propagandası, siyasi parti bilmem nesi giriyor, eğitim kurullarına gidiyor. Daha dün biz buralarda miting yapmıştık. Bu çocuklar bu sınavın yapıldı. Çocuklar 13-14 yaşında. Siyasi propaganda malzemesi yapılıp ücretsiz deneme sınavı yaptırıp Milli Eğitim'in karıştırıldığı, ki zaten biliyoruz biz o partinin şeyleri gibi, il yöneticileri gibi, ilçe yöneticileri gibi çalışıyor. Buradaki her kurum, her devlet kurumunun başındaki kişi AKP'nin il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi gibi burada hem halka zulüm ediyor, devletin imkanlarını kullanarak, hem de AKP'ye çalışıyor. Dolayısıyla şimdi kalkıp burada CİT seçimi almak, ha getirdikleri hırsız seçmenlerin dışında zaten bunun hepsini yapıyor. Biz daha dün miting yaptık, 17 yaşındaki genci almıyor. Rengi bahane ediyor, C'yi bahane ediyor, yasayı önümüze koyuyor. Öyle bir yasa da yok, 17 yaşında mitinge girmeyecek çocuk yok. Yok efendim, bir sorumluluğunu alamıyoruz. Ama siz 12-13 yaşındaki çocuğun siyasi propagandaya malzeme edilmesine izin veriyorsunuz. Ailelerinin bu konuda kullanılmasına, suistimal edilmesine izin veriyorsunuz. Kalkacaksınız, yasadan, hukuktan bahsedeceksiniz. Anayasada net açıktır. 657 diye bir şey vardır bu memlekette. Yıllardır bütün memurlar hepsi bilir. Şu anda karşımdaki polis memurları da bunu bilir. 657'ye tabi olan tarafsızdır. Hiç kimseye, hiçbir siyasi partiye de üye olamaz aynı zamanda. Hepimiz biliriz bunu. Ama nasıl oluyor da İl Milli Eğitim Müdürü bunu yapabiliyor? Bu kitapçıkta birinin projelerini açıklayıp reklamını, propagandasını yapabiliyor. Biz izahat istiyoruz açıkçası. Derhal ayrıca bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bu olaya karışmış herkesi adli mercilerde suç duyurusunda bulunacağız. Direkt bulunan, bunu yapmış olanların da derhal görevden alınması gerekiyor. Evet biliyoruz, bu ülkede kanunlar herkes için geçerli değil. İktidarın ve yancılarının kanunları vardır. İktidarın ve yancılarının devleti vardır. Polisi vardır. Bu halk.
ne oluyor, ne yaşanıyor hiç kimsenin umuru değildir. Burada da devletin polisi de, sözüm ona tırnak içinde söyleyeceğim, herkesi korumak mümkünlü olan polis AKP'nin polisidir. Burada herkesin eğitiminden sorumlu olması gereken, tarafsız ve eşit yaklaşması gereken eğitim kurumları, İl Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim siyasi parti propagandası yapıyor. Ondan sonra kalkıp bize haktan, hukuktan, adaletten, efendim eşitlikten, yasadan falan bahsediyorlar. Amirler burada karşımda. Hiçbiriniz denk gelmediniz mi? Her şeyi de bırakıyorum. Askeri de onlarla kalkıp siyasi propagandaya, işte halkı tehdit, tam olarak tehdit olarak kalkıyorlar. Askerle, polisle, kaymakamla siyasetçiler seçim propagandası yapıyor. O ayrı bir konu. Yani siyaseten şunu söylüyorum. Bizden parti olarak tamamen demokratik, insani, bütün yaptığımız eylemler kanunlar çerçevesinde, hiç kimseyi rahatsız etmeyen, bunun için yasaya gerektirmeyen, kimseyi ötekileştirmeden seçim çalışması yaparken, binlerce sorunla, bir açıklama yaparken, bir miting yaparken, Nevroz bayramımızı kutlarken defaatle polisin tacizine maruz kalıyoruz. İzin vermiyor. Yasak getiriyor. Kanunu gerekçe gösteriyor. Öyle bir kanun yok. Ben polisim, yaparım. Ben istediğim yere koyarım diyor. İstediğim şeyi yaparım. Sen de uyuyacaksın. Çünkü sen bu devletin vatandaşı değilsin. Sen insan değilsin. Kısacası sen yoksun. Ben varım. Ben de ilgili iktidarın çalışanıyım diyor. Ben de onun sözünü yaparım. Yani güçlü ol. Güçlüdür. Kim güçlüyse ben onun yanındayım diyor. Bütün memurlar bu durumdadır. Yani bu siyasi iktidar aynı zamanda onları da bu noktaya getirmiş. Ama biz hem bunları yapanlara hem eğitimde hem sağlıkta, zaten sağlığa girersek işin içinden çıkmayacağız. Dolayısıyla bir bütün olarak Siirt'te, yağmur da yağıyor, bütün arkadaşları fazla tutmayacağız. Siirt'te bir bütün olarak devletin bütün resmi kurumlarından, hastanesinden, okulundan, polisinden, karakolundan, efendim söyleyeyim su dairesinden, belediyesinden, her şeyiyle bu iktidarın güdümündedir. Devletin bütün imkanları siyasi parti için kullanıyor. Biz de burada diyoruz onlara, bugün siz bunları yapıyorsunuz, sonsuz değildir. Adil yargı gelecek, biz mücadeleyle bunu kazanacağız ve hepinizi adil, o adil mahkemelerde yargılayacağız. Ama şununla ilgili derhal suç duyurusunda bulunacağız. Hiçbir siyasi parti hiçbir şekilde eğitimi propaganda haline getiremez. Eğitim kurumlarını yapamaz. Propaganda yeri yapamaz. Yasaktır. Ve bu yasağın da derhal biz bütün ilgili kurumları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, bununla ilgili bütün kurumları derhal görevlerini, savcıları da göreve davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hepimiz katıldığınız için. Basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.